son ünlemesinden. Selam Türkistan'a, selam Türkistan'a, selam Türkistan'a. Afganistan nüfusunun büyük bölümünü Peştunlar oluşturuyor. Etnik çeşitliliğin bir hayli fazla olduğu ülkede Türk boyları da önemli bir ağırlığa sahip. Nüfusun neredeyse %30'unu Özbek, Türkmen, Kazak, Kırgız ve diğer Türk toplulukları oluşturuyor. Türkistan olarak adlandırılan kadim toprakların güney kısmı Afganistan'ı da içine alan geniş bir coğrafyayı kaplar. Bu sebeple Afganistan'ın kuzeyi Ulu Türkistan'ın tabii bir devamı olarak bilinir. Yeri görür. Selam Türkistan'a, selam Türkistan'a, selam Türkistan'a. Bugün Afganistan nüfusu içinde Türklerin önemli ağırlığı bulunuyor. Afganistan Özbekleri diğer Türk toplulukları gibi Afganistan'ın kuzeyinde, yani Güney Türkistan'da yaşıyor. 7 milyonu aşan nüfusuyla Özbekler Mezar-ı Şerif, Herat, Ferah, Leşkergah, Badakşan ve Kandahar'da yaşıyor. Türkmenlerse 5 milyona yaklaşan bir nüfus gücüne sahip. Kunduz, Şibirgan, Belh, Faryab, Gazne, Semengan ve Cüzcan vilayetleri Türkmen diyarı olarak bilinir tüm Afganistan'da. Allah zeval vermesin. Bu bayrağımız dünya Türkçe dursun. Amin. Bu bayrağımız dünya Türkçe dursun. Amin. Allah Türkiye Cumhuriyeti'ne zeval vermesin. Amin. Allah mamatiklerimiz pürüz olsun. Afganistan Kırgızları ise daha çok Ulu Pamir olarak adlandırılan dağlık bölgelerde yaşıyorlar. Nüfusu 300 bin civarında ve büyük çoğunluğu göçebe hayatı yaşıyor. Tanrı Dağı, Tanrı Dağı, yırtılsın feleğin ağı. Afganistan Türk tarihinde derin izlerin olduğu kadim bir ülke. Gazneliler, Timurlular, Harzemşahlar ve birçok imparatorluk bu topraklarda kuruldu. Bugün Afganistan'ın ne tarafına baksanız kadim Türk kültürünün izlerini görürsünüz. İşte Afganistan'ın en görkemli mabetlerinden biri olan muhteşem Herat Mescidi. Selam Türkistan'a, selam Türkistan'a, selam Türkistan'a. Selam Türkistan'a, selam Türkistan'a, selam Türkistan'a. Türklerin geldiği bu coğrafya insanları büyülemeye hala devam ediyor.